Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, uluslararası camianın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, hepinize en içten en kalbi selamlarımı ifade ederek sözlerime başlıyorum. Bugün burada milletin, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böylesine anlamlı bir toplantı dolayısıyla sizleri ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle hemen sözlerimin başında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun göstermiş olduğu bu hassasiyet dolayısıyla çok nitelikli bir çalışmayı ortaya koymaları dolayısıyla başta Sayın Şeref Malkoç olmak üzere ayrıca bu heyetin başında bulunan Fatma Benli hanımefendi olmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumu'nda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türkiye olarak başından itibaren bu olayı fevkalade büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin bütün kurum ve kuruluşları üzerine düşen sorumlulukları azami derecede yerine getirmek için büyük gayret sarf ediyor. Hem bu İsrail'in saldırganlığının karşısında durmak, hem insanlık vazifemizi yerine getirmek, hem de Filistinli kardeşlerimize karşı, dost ve kardeş olduğumuz Filistin halkına karşı dayanışmalarımızı ve işbirliğimizi ifade etmek için her seviyede büyük bir titizlikle, dikkatle mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün katıldığı uluslararası toplantılarda, bendeniz katıldığım bütün uluslararası toplantılarda, Dışişleri Bakanımız aynı şekilde hem toplantılarda hem ikili temaslarda işin başından itibaren tezlerimizi çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin bütün kurumları da bu süreç içerisinde Filistin halkının yanında yer almaya büyük gayret gösteriyor. Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin teşebbüsüyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada gündeme getirilen delillerin önemli bir kısmı Türkiye'nin Anadolu Ajansı'nın sağlamış olduğu, TRT'nin çekimini yapmış olduğu delillerdir. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı'nın özellikle İsrail'in en iyi şekilde bildiği dezenformasyona karşı uluslararası alanda vermiş olduğu mücadelede fevkalade takdire şayandır. Ayrıca insani yardımların ulaştırılması bakımından Kızılay başta olmak üzere bütün yardım kuruluşlarımızın yine aynı şekilde oradan yaralıların getirilmesi bakımından da Sağlık Bakanlığımızın velhasıl bütün kuruluşlarımızın en önemli vazifelerinden birisi 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırganlığının karşısında durmak, Filistin halkının yanında durabilmektir. Bu çerçevede bendeniz de kendi adıma diyebilirim ki bu kadar çok katıldığımız uluslararası toplantılarda hemen hemen ilk vazife olarak Filistin davasının yanında durmayı kendimize vazife olarak kabul ettik. Ayrıca Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın toplantılarında, mahkemelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen 3 değerli milletvekili arkadaşımız süreci takip ediyor. Cüneyt Yüksel Bey, İsmail Emrah Bey, Karayel Bey ve Cahit Özkan Bey bu toplantıları, bu mahkemeleri sonuna kadar meclisimiz adına takip edeceklerdir. Yine sözlerimin başında hiç şüphesiz çok büyük bir takdir, çok büyük bir teşekkür ve çok büyük bir tebriki de Sayın Büyükelçinin şahsında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Güney Afrika hükümetine ve Güney Afrika halkına yapmakta vazifemizdir diye düşünüyorum. Apartheid rejiminden çok çekmiş bir halk olarak ırkçılığın, faşistliğin, soykırımın, katliamın ne manaya geldiğini belki de dünyada tecrübeyle en iyi anlamış olan milletlerden birisi Güney Afrika halkıdır. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve Türkiye olarak bu uğurda verdiğiniz mücadelede
hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağız. Hiçbir zaman sizin delillerinizin güçlü olması için elimizden gelen gayreti ardımıza koymayacağız. Değerli kardeşlerim, değerli katılımcılar, müsaade ederseniz Gazze açık bir insanlık hapishanesinden açık bir bebek mezarlığına raporu dolayısıyla bu toplantı vesilesiyle bu konuda bundan sonraki süreçte neler yapılabileceğine ilişkin birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle meselenin iki yönü olduğu, bu iki yönünün birbiriyle iç içe geçmekle birlikte birbirinden ayrı ele alınarak titizlikle sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Bunlardan birisi işin insanlık kısmıdır. İnsanlıkla ilgili kısmıdır. Bir diğeri ise işin siyasi kısmıdır. Bu çerçevede demin burada görüntülerini izlerken içimizin el vermediği, neredeyse kendimizi zor tuttuğumuz bu ağır insanlık dramını Gazze'de 2 milyon 200 bin insanın 5 aya yakın bir süredir her gün bir fiil yaşadığını unutmayalım. Bu büyük katliam karşısında susanlar, sessiz kalanlar, destekçi olanlar olduğu gibi ilk günden itibaren insanlık adına, vicdan adına, insaf adına ayağa kalkan ve seslerini yükseltenler vardır. Dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, teninin rengi ne olursa olsun, kullandığı dil ne olursa olsun, kültürü, siyaseti ne olursa olsun, ben insanım ve insanlığın yanındayım diyen milyonlarca, yüz milyonlarca insanlık ailesinin mensubuna saygılarımızı ve şükranlarımızı ifade ediyorum. Yönetimler, hükümetler bir şekilde kendi tuzu kuru hesapları içerisinde gelecek hesabı yapabilirler. Ama dünyanın her yerinde sokaklara çıkan ve Filistin'in masum halkının yanında durduğunu ifade eden insanları, ta Washington'dan New York'a, Brüksel'e, Madrid'den Latin Amerika'ya kadar, Güney Afrika'dan Asya'nın ortalarına kadar o insanların her birisini Türkiye'den, Ankara'dan saygıyla selamlıyoruz. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz. Zalimler küvezlerde ölen bebekleri purolarını içerek izleyebilirler. Zalimler sokakta açlıktan ölen ninelerin ızdırabına gülerek yanıt verebilirler. Ama mazlumlardan yana olanlar, insanlıktan yana olanlar, vicdanı olanlar ayağa kalkmıştır ve dünyada zulme karşı bir insanlık cephesi kurulmuştur. Güçlenerek yoluna devam edecektir. Bundan sonra dünyanın neresine giderlerse gitsinler, zalimler ve destekçileri için iş hiç kolay değildir. Hangi büyük üniversitede konuşurlarsa mutlaka Filistin'e karşı yaptıkları zulümler için yüzlerine haykıran, hatta bir müddet sonra yüzlerine tüküren insanlar olacaktır. Dolayısıyla ilk olarak yapılması gereken şeyi zaten insanlık kendiliğinden yapmaya başlamış, organize olmaya başlamış ve insanlık cephesini inşa etmiştir. Şimdi bizim üstümüze düşen insanlık cephesini her yerde tahkim etmektir. Hem de Amerika'nın muhibbi olan ülkelerin kentlerinde, üniversitelerinde, sokaklarında, meydanlarında tahkim etmektir. Zaten de öyle oluyor. Dolayısıyla bu çerçevede insanlık alemi burayı sadece bir Filistin olarak görmüyor. Burayı sadece Gazze halkının yaşadığı bir ızdırap olarak görmüyor. Yok edilen bir büyük halk olarak Gazze halkından ibaret görmüyor. Her bombanın atıldığında kalbinde insanlıktan zerre miskal yer olan o bombanın kendi evinin üstüne düştüğünü hissediyor. O ölen çocuğun kendi çocuğu, kendi torunu olduğunu hissediyor. Bu insanlık için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Çok açık söylüyorum. Bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zalim yönetim eskisi kadar rahat olamayacaktır. İşin bu insanlık tarafını siyasetçiler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, üniversiteler olarak, araştırma merkezleri olarak tabii ki ortaya koyacağız. Bu anlamda bir kere daha Güney Afrika'ya teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Çünkü
insanlık cephesinin tahkim edilmesi için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan bu dava, bu mahkeme aslında büyük bir kaldıraç görevi görmektedir. Ve inşallah bu mahkemenin sonuçları olumlu neticelenecek. Tabii ki bu mahkemenin sonuçlarından sonra ikinci yer Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi. Karadžić o katliamları yaparken yanıma kar kalır zannediyordu. Netanyahu ve çetesi de bu katliamları yaparken yanımıza kar kalır zannediyorlar. Öyle zannetmesinler. Yanlarına kar kalmayacaktır ve inşallah Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde mahkum olacaklardır, yargılanacaklardır. Ha zaten insanın vicdanında yargılandılar, mahkum oldular. Bundan sonra çok bozulmuş. Brezilya'nın saygıdeğer Cumhurbaşkanı o benzetmeyi yaptığı zaman Sayın Netanyahu çok bozulmuş. Ama Brezilya'nın Cumhurbaşkanlığına bir şeyler söylemeye gerek yok. 7,5 milyar insanın kahir ekseriyeti aynı şeyi hissetmektedir. Mahkeme sonuçlarına bile gerek yok. Şimdiden Netanyahu ve çetesi Hitler'le aynı kategoriye girmiş, Hitler'le aynı tarafta görülmeye başlanmıştır. Bu en büyük mağlubiyettir. Bu anlamda bu çete Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne çıkacak ama çoktan insanlığın vicdanında yargılanmış ve gerekli yere oturtturulmuştur. Bu insanlık cephesi kısmı işin insani tarafı. Bunu büyük bir mücadeleyle, bakın şunu söyleyeyim, Lahey'deki dava Filistin meselesinin başlangıcıdır. İsrail zannetmesin ki Filistin meselesini bitirdik. Tam tersine işin başlangıcıdır. Önümüzde 10 yıllar sürecek olan büyük bir mücadele başlıyor. Bir taraftan insanlık cephesini tahkim ederek, bu cephenin saflarını sıklaştırıp, bu cepheye katılanları çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz. Ama diğer taraftan da işin siyasi sonuçlarını elde etmeye çalışacağız. Bunun için de hepimizin üzerine, uluslararası camianın üzerine ve bütün ülkelerin üzerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı 3 alanda yoğunlaştırmak mecburiyetindeyiz. Bunlardan bir tanesi Netanyahu ve ekibini bu büyük zulümlere zemin hazırlayanlarla birlikte bu ekibi uluslararası alanda yalnızlaştırma siyasetini gerçekleştirmek zorundayız. Bunlar nereye giderlerse gitsinler, artık uluslararası sistemin içinde asla ve asla eski itibarlarını bulamayacaklar ve yalnızlaşacaklardır. Dün bunlarla aynı kara içerisinde fotoğraf vermek için yarışanlar, yarın bunlarla aynı binada bulunmamaya gayret edeceklerdir. Bu sözümü abartı gibi zannedebilirsiniz. Altını çizerek ve ne söylediğimi bilerek konuşuyorum. Dün tekrar ediyorum, bunlarla aynı karenin içerisinde yer almaya çalışanlar, yarın bunlarla aynı binada bulunmamaya gayret edeceklerdir. Değerli dostlar, İsrail'in ve Siyonist bu saldırganların yalnızlaştırılması, siyasi çalışmaların hiç şüphesiz bir alanını oluşturuyor. İkincisi ise, bu çerçevede özellikle mazlum milletlerin, başta İslam ülkeleri olmak üzere, mazlum milletlerin aralarındaki dayanışmaları artırmaları gerekiyor. Uluslararası camiada bazı ülkeleri, bazı bölgeleri eleştirirken haklı eleştirilerde bulunuyoruz. Ama İslam ülkelerinin halkları olarak şu eleştiriyi de yapmak mecburiyetindeyiz. Bu kadar büyük zulümler, bu kadar büyük insanlık suçları işlenirken İslam İşbirliği Teşkilatı nerededir? İslam ülkeleri nerededir? Ve niçin yeterince etkin bir şekilde bu zulmü önleyecek mekanizmayı oluşturamamaktadırlar? Cevabı çok açıktır. Ve burada da siyasi olarak çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in en büyük gücü ne silahlarıdır, ne arkasında onu destekleyenlerdir, ne arkasındaki finans lobileri, finans çevrelerinin desteğidir, ne uluslararası alandaki medya desteğidir. İnanın ki İsrail'in en büyük gücü, başta İslam ülkeleri olmak üzere, mazlum milletlerin dağınıklığı, kararsızlığı ve inisiyatif kullanamıyor olmalarıdır. Onun için
ikinci temel alan olarak burayı güçlendirmek, burada da tabir caizse saflarımızı sıkılaştırmak mecburiyetindeyiz. Üçüncüsü ise uluslararası alanda yeni bir sistemin kurulabilmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Değerli kardeşlerim, nasıl Filistin davası için bu son gelişmeler aynı zamanda yeni bir devrin de başladığını gösteriyorsa, bir şeyi daha çok açık bir şekilde, maalesef çok acı bir faturayla bize öğretmiştir. Uluslararası sistem diye bir şey artık yoktur. Uluslararası sistemin herhangi bir konuda çözüm üretme yeteneği hiç yoktur. Herhangi bir konuda, herhangi bir bölgede barışı sağlama, zalimle mazlumu birbirinden ayırt ederek zalimin elini tutma, mazluma destek verme kabiliyeti hiç yoktur. Tabir caizse uluslararası sistem çökmüş. Aslında görüyorsunuz orada toplu mezarlar ya, aslında bu toplu mezarlarla birlikte uluslararası sistem topluca mezarlığa gömülmüştür. Birleşmiş Milletler'inden tutun, uluslararası yardım kuruluşlarına kadar hiçbirisinin bir fonksiyonu kalmamıştır. Zaten kalmamıştı da, Gazze meselesi insanlığın gözüne sokarak bunu gösteriyor. Ukrayna'da 2 yılı aşkın bir savaşta çözüm üretemeyen uluslararası sistem çoktan çökmüştü. Aynı şekilde dünyanın birçok yerinde çatışmalara müzakereler çerçevesinde çözüm bulamayan uluslararası sistem çoktan çökmüştü. Şimdi çöktüğünü ve burada Gazze'deki ortaya koyduğu bu çaresizliğini çok net bir şekilde bütün dünya görmüştür. Daha söze gerek var mı? Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri, burada ne katliam yapıyorsunuz bir bakayım, insani yardımlara ben bir şekilde vaziyet edeyim diye geldiği Refah sınır kapısından içeri sokulmamıştır. Hangi Birleşmiş Milletler? Onun için bir kere daha söylüyoruz ki dünya bu adamların kurduğu zalime destek veren destekle yürütülemez. Sistemle yürütülemez. Dünya beşten büyüktür derken söylediğimiz şey bir hayal, bir ütopya değildi. Bugünün ihtiyacı olan bir sistemin kurulması zaruretiydi. Şimdi Gazze'de her yükselen sesle birlikte, her yükselen avazla birlikte insanlık diyor ki yeter artık, yeni bir sistem, yeni bir Birleşmiş Milletler ve yeni hakkaniyete, adalete dayalı bir sistemi kurmak lazım. Bu üç alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonuç alacağız. Şimdi biz bugüne bakarak çok üzülüyoruz. Konuşurken bir taraftan da kendime de kahrediyorum. Ya sözüm bitti yer. Biz burada konuşuyoruz. Orada onlarca, yüzlerce insan şehit ediliyor. Sözün bittiği yerdeyiz ama bize birçok anlamda yeni başlangıçlar yaptırabilecek bir döneminde başındayız. Değerli kardeşlerim, bir devletin ömründe 70 yıl göz açıp kapayıncaya kadar bir süredir. İnsan ömrü için 70 yıl çok uzun bir süre. Ama bir devletin ömrü için 70 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Zannetmesinler ki Netanyahu ve çetesi, bu Siyonist rejim zannetmesin ki bu zulümlerle ilelebet payidar olacaklardır. Ve Allah'ın izniyle yakın zamanda bu Filistin direnişinin başarıya kavuşacağını da görüyoruz. Siyasi olarak ne zaman sonuç aldık diyeceğiz. Ben bildim bileli, kendimi bildim bileli Filistin davası ile ilgili hep konuşuyoruz. Ne zaman sonuç aldık? Evet, bir adım atabildik diyeceğiz. 3 tane mesele gerçekleştiği zaman Filistin davasında siyasi olarak sonuç almış olacağız. Bunlardan birisi, demin burada çok güzel slide gösterisinde, filmde çok güzel gösterildi. 100 senedir İngilizlerin çekildiğinden bu yana gün gün, köy köy, sokak sokak işgal ede ede bugüne geldiler ve bugün ortada fiilen bir Filistin yok. Tam manasıyla bağımsız, öyle kağıt üzerinde değil, bir sokağından bir sokağına geçmek için İsrail'in emniyet güçlerinden izin alınan bir Filistin değil. Tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış ve 1967 sınırlarında, yani başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan Filistin'de siyasi çözüm elde edilemez. Dün
iki devletli çözüm dediğiniz zaman böyle aman Allah kaçanlar, bugün yavaş yavaş onlar da iki devletli çözümden başka bir yol yoktur demeye başlamışlardır. Ama onların hala zihninde bir kısmının iki devletten maksat kağıt üzerinde bir Filistin devletidir. Öyle değil. Batı şeriasıyla, Gazze'siyle, bütün topraklarıyla 67 sınırlarında bütünleşik bir Filistin devletin kurulması. Bunu Allah'ın izniyle göreceğiz. Yakın bir zamanda göreceğiz. Belki bizlerin ömürleri yetmeyecek ama bunu mutlaka insanlık sağlayacak, bunu Filistin mücadelesi mutlaka gerçekleştirecektir. İkinci temel mesele ise siyasi olarak sonuç alınmasını gösteren, başla Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların ve Hristiyanların, Yahudilerin bütün kutsal mekanlarının uluslararası sistem tarafından garanti altına alındığı bir mekanizmanın kurulmasıdır. Şimdi Gazze'de herhalde 30'a yakın cami yok edildi. 5-6 tane de kilise yok edildi. Uluslararası camia onu da görmezden geliyor. Hani insan hakları, hani Hristiyanların da kendi dinlerinde özgür olmaları gerçeği. Bu anlamda uluslararası sistem bütün bu kutsal mekanların masuniyetini koruyacak bir mekanizmayı kurmalıdır. Zaten uluslararası sisteme göre korunmuştur da hadi gelin bakalım fiilen koruyun. Sözün bittiği yer dediğimiz burasıdır. Bu şu camiyi, şu mescidi koru. Adam 50 kere az evvel Sayın Büyükelçi kararlardan bir kısmını hatırlattı. Yüzlerce karar var. Adam dinlemiyor ki. Bunu dinletecek, oyunu zorla bozacak bir mekanizma ihtiyacımız var. İkincisi budur. Üçüncüsü ise İsrail'in çok sistematik bir şekilde ta 1948'den itibaren sürdürdüğü yerleşimci politikalarının mutlaka önlenmesidir. Bu yerleşimci lafını da bu vesileyle ortadan tamamen kaldırmamız lazım. Bunlar işgalcilerdir, bunlar gasıplardır. İnsanların gelip evlerine, köylerine, iş yerlerine çökmüş olan mafyatik bir takım organizasyonlardır. Bunların mutlaka işgalcilerin işgal ettikleri bölgelerden, işgal ettikleri yerlerden çekilmesi. Ben söylüyorum oradan çekil yetmiyor. Tekraren söylüyorum. Uluslararası sistem yeni bir Birleşmiş Milletler derken bunu kastediyoruz. Çekilmiyor musun? Ben Birleşmiş Milletler olarak çekilmeni sağlayacağım. Bu sistemi, bu üç konudaki siyasi sonuçları aldığımız zaman Filistin davası başarılı bir yola girmiş demektir. Ben bütün bu karamsarlığın içerisinde gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerimde şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunların hepsi yakın bir gelecekte Allah'ın izniyle olacaktır. Çünkü aksi dünya tarihini bilmemek demektir. Sözlerimi bitiriyorum, iki cümle daha bana müsaade ederseniz. İnsanlık tarihi bize bir şey öğretiyor. Tarih boyunca bereketli hilal dediğimiz bu coğrafya insanlık tarihinin merkezidir. Medeniyetlerin yer değiştirmesinin merkezidir. Güç mücadelelerinin mücadele alanlarıdır. Ve tarih boyunca Orta Doğu barışı sağlanmadan dünya barışı sağlanmamıştır. Orta Doğu'da barış sağlanmadan dünya barışı sağlanmamıştır. Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının o kapının kilidi ise, anahtarı ise Filistin'in hak ve özgürlüklerinin sağlandığı, demin söylediğim üç alanda sonucun alındığı özgür bir Filistin'in kurulmasıdır. Bu istikamette insanlık yürüyecektir. Eğer bu istikamette yürümezse, çok net söylüyorum, bu bölge başta olmak üzere dünyanın genelinde krizlerden ve kaoslardan kurtulmak mümkün değildir. Tarih bize bunu öğretiyor. Bunu herhangi bir şekilde kimseye bir şey söylemek, kimseye itham etmek için söylemiyorum. Tarih bize bunu söylüyor. Bu istikamette yürüyeceğiz ve inşallah en kısa süre içerisinde önce bu zulmün sona erdirilmesi. Şunu da söyleyeyim. Herhalde sayısını unuttum. 7 Ekim'den bu yana hem uluslararası toplantılar nezdinde katıldığımız toplantılarda, onların marjında yaptığımız ikili görüşmelerde herhalde 55'e yakın meclis başkanıyla görüşme imkanım oldu. Bunların önemli bir kısmı da Batı ülkelerinin meclis başkanlarıydı.
İlk zamanlarda şunu söyleyeyim, insanlık cephesinin ne kadar sonuç almaya başladığını göstermesi bakımından da değerli bir örnek. İlk zamanlarda o kadar açıkçası bunalıyorduk ki, koca koca ülkelerin isimlerini vermeyeyim müsaade ederseniz, meclis başkanlarıyla bu konuyu konuştuğunuz zaman neredeyse İsrail'den daha fazla İsrailciydiler. Şimdi yavaş yavaş bakıyorum, hepsi bir kere büyük bir kısmı, Batı ülkelerinin büyük bir kısmı ateşkes mateşkes konuşamazdım bile onlarla. Şimdi yavaş yavaş bakıyorum, o şey düşmüş ve Filistinlilerin ne kadar büyük bir zulüm altında olduklarını görmeye başlamışlar. Görmezlerse halkları o ülkelere göstermeye devam edecektir. Görmezlerse o ülkelerin halkları bu insanlara göstermeye devam edecek. Türkçenin güzel bir lafı var, bununla sözümü bitiriyorum. Zor oyunu bozar. Bu beyler bu oyunu kurdular. Şunu da söyleyelim ki, iyi planlayarak kurdular. Hem de bugünün oyunu değil bu. Bu ta bir asır evvel kuruldu. İngiliz'in bölgeden çekilmesiyle birlikte başlayan süreçte kuruldu. Hatta şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 10 yılları planlayarak, bir satranç hamleleri şeklinde hesap ederek bu oyunları kurdular. Ama bundan daha ileri bir adım olabilir mi? Filistin halkını yok etmek, Gazze'yi yok etmek, haritadan silmek, insansızlaştırmak gibi tarihin gördüğü en büyük zulme imza attılar. Ama bununla birlikte bütün insanlığın nezdinde mağlup oldular, güçsüz hale geldiler. Bakmayın birkaç tane güç gösterilen politik alanda. Ve bu anlamda da oyun bozulmaya başladı. Zor oyunu bozar. Bu vesileyle hem kamu denetçiliği kurumuna çok teşekkür ediyorum. Burada kitap önümdeydi demin. Bu hem de sistematik olarak ortaya koyduğunuz bu delillerin hepsi Uluslararası Adalet Divanı'nda gündeme geleceği gibi inşallah sonrasında açılacak Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde de gündeme gelecektir. Güney Afrika'ya bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Güney Afrika'da bu çıkışıyla birlikte yalnız olmadığını gördü. Dünyanın birçok yerinde çoğu ülkedeki halklardan büyük destek gördüler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Güney Afrika tarihte bir apartheid rejimini yıkmış bir halk olarak yer alacağı gibi Orta Doğu'daki bir apartheid rejiminin yıkılmasının kapısını açan bir halk olarak da anılacaktır. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve Filistin halkına selam ve sevgilerimizi buradan ifade ediyoruz.